Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Ağustos ayı sizin için oldukça hareketli, iletişimi bol, kültürel konularda aktif, bol bol seyahat edebileceğiniz, ufkunuzu genişletebileceğiniz bir ay. Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek, daha sonra Başak burcuna geçecek. 28 Temmuz'da doğan Aslan yeni ayının tesirleriyle Ağustos'a başlıyoruz ve ilk 10 günlük süreci içerisinde bu yeni ayda etkilerini göstermeye devam edecek. Bu ay Venüs'ün de Aslan burcuna geçişiyle beraber zihinsel aktiviteler oldukça güçlü görünüyor sizin adınıza. Yeni şeyleri öğrenme, keşfetme, fikir üretme gibi konularda çok aktifsiniz. Eğitime başlayabilirsiniz veya kendi işinizi kurabilirsiniz. Ticari aktiviteler içinde güzel bir ay. Özellikle Ağustos'un ilk haftası içerisinde iş veya eğitim için bazı geziler, seyahatler olabilir. Tatil için de tabii ki seyahate çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki hareketlilik de artıyor bu ay. Kardeşlerle ilgili gündemleriniz olabilir. Bazı yenilikler olabilir kardeşlerinizin hayatlarında. Yakınlarınızdaki kişiler ve özellikle komşu ilişkilerinizle ilgili bazı yenilikler olabilir. Ki bunlar tabii ki sizin için de daha fazla bilgi paylaşımı, daha fazla konuşma, belki yazışma anlamına geliyor. Entelektüel anlamda da, duygusal anlamda da oldukça değişken ve çok yönlü tesirler altında olabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Kova burcunun 19 derecesinde dolunay meydana gelecek. Sabit burçları daha güçlü şekilde etkileyen bir dolunay bu. Satürn'le birleşiyor. Uranüs'te dik bir açısı var. 9. evinizde meydana gelecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili ikizler. 19 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Hava elementinde olduğu için size aslında güzel bir açıda. Genel olarak baktığımızda daha ılımlı, daha olumlu tesirleri var. Ama dolunay sert bir dolunay çünkü Satürn'le birleşiyor. Uranüs'te zorlayıcı, kışkırtıcı bir enerji ortaya çıkarıyor. 9. ev hayata bakışınızda bazı beklentilerinizi hızlı değişimler getirebilir. Örneğin eğitimle ilgili bir konuda sonuçlanma, tamamlanma bekleyebilirsiniz. Yani örneğin bir sınava girdiniz, sonuç bekliyorsunuz. Hani bununla ilgili bir gündeminiz var. Veya bir okulu bitiriyorsunuz. Yurt dışı, uluslararası konularda gündemleriniz olabilir. Yurt dışında yaşamak, yerleşmek istiyorsunuz. Bununla ilgili vize ve beklentileriniz varsa veya başka yasal süreçleriniz varsa Satürn bazı sınırlamalar, kısıtlamalar getirebilir. Ekstra sorumluluklar yükleyebilir. Ama süreç içerisinde bazı hak edişlerle de sizi karşılaştırabilir. Bir seyahatiniz de iptal olabilir ya da bir yön değişikliği olabilir, tarih değişikliği olabilir. Bunun gibi tesirler bekleyebilirsiniz. Bu dolunay ve yakınlarında 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası özellikle etkilerinin en yoğun olduğu süreçlerdir. 13 ve 19 Ağustos aralığında gezegeniniz Merkür'ün güzel açıları var. Bu da sizin enerjinizi arttıracaktır. Zihinsel aktivitelerinizi de arttıracaktır. Yeteneklerinizi de daha iyi değerlendirebilirsiniz. Toplumsal alanlarda da daha aktif olmanız, özellikle ticari alanlarda ve parasal kazançlar bakımından şanslı günler 13-19 Ağustos aralığını iyi değerlendirmeye çalışın. Bir teklif gelebilir, bir öneri gelebilir. Bunlar uzaklardan da gelebilir. Hatta bunlar belki dijital alanlarda, hani online alanlarda, e-ticaret gibi işler olabilir veya tamamen yine bilişim sektörüyle ilgili, teknolojiyle ilgili bazı işleriniz, girişimleriniz olabilir. İşinizin tanıtımı ve bunun için internet üzerinde yapılacak bazı çalışmalar olabilir. Bunlarla ilgili hızlı adımlar atabileceğiniz, daha başarılı, verimli sonuçlar alabileceğiniz bir süreç. 20 Ağustos itibariyle enerji gezegenimiz Mars bu yılın en önemli gezegen hareketini başlatacak. İkizler burcuna geçecek, evet, sizin burcunuza geçecek. Mars'ı uzun süre burcunuzda misafir edeceksiniz sevgili ikizler. Hazır olun. Mars'ın 2 yıllık özel bir döngüsü vardır. 2 yılda bir retro hareket yapar ve yaklaşık 2 ay kadar, 2,5 ay kadar bu retro hareketini sürdürür. O nedenle bir burçta uzun süre kalır. 20 Ağustos itibariyle ikizler burcuna geçişini yapacak Mars ve 30 Ekim'de gerilemesini başlatacak. 12 Ocak 2023'e kadar gerilemesi sürecek. 12 Ocak'ta tekrar ileri dönecek ve 26 Mart 2023'e kadar Mars İkizler Burcu'nda olacak. Önümüzdeki 7 ay Mars sizinle. Bu tabii ki çok önemli bir enerji
akışı sizin için. Mars neredeyse enerji oradadır. En enerjik burç siz olacaksınız bu durumda. Yalnız Mars'a biraz dikkat etmek lazım. Çünkü Mars savaşçı bir gezegen. Evet, size güç veriyor, motive ediyor, enerjinizi arttırıyor. Savaşma gücü veriyor, mücadele gücü veriyor ama agresyon da veriyor. Daha sabırsız, daha sinirli, daha öfkeli olabilirsiniz. Sinir sisteminize dikkat edin. Çünkü sinir sisteminiz genellikle hassastır sevgili ikizler. Yani Mars bu dönemde sizi daha huzursuz, gergin, stresli yapabilir. Özellikle retro döneminde, Kasım, Aralık, Ocak ortalarına kadar olan dönemde Mars'ın gerilemesi biraz daha sizin için sağlık konularında da, ilişkilerde ve iletişimde de tabii ki burada zorlayıcı olabilir, sıkıntılı olabilir. O süreçleri önümüzdeki dönemde daha detaylı konuşacağız. Ve Mars burcunuzdayken kuşkusuz ileri hareketteyken çok olumlu da değerlendirebilirsiniz. Özgüveniniz artacağı için direkt harekete geçme, inisiyatif alma, bir şeyleri başlatma, liderlik etme konularında çok aktif olacaksınız. Zihniniz de çok hızlı çalışabilir. Fiziksel enerjiniz de artabilir. Biraz bunu dengelemek için spor yapmaya, fiziksel aktivitelerde bulunmaya dikkat edin. Bol bol okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz. Her türlü iletişim konuları hayatınızda çok hızlanabilir. Eğitim, ticaret, lojistik gibi alanlar, seyahatler, bir şeyleri okuma, anlatma, yazma, çizme, buralarda çok hızlı bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, ve 27 Ağustos'ta artık Güneş 23'ünden itibaren Başak Burcu'nda ilerleyecek ve 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesinde yeni ay doğuyor. Değişken burç olduğu için sizi de önemli ölçüde etkileyen bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcu'nuz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok önemli olabilir. 4. evinizde bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay özel hayatınız, yaşadığınız mekanlar, ev yuva alanları, ailevi konularda bazı yenilikler getirebilir. Evlilik gibi, yuva kurma gibi bir gündem olabilir. Bunun yanı sıra işte taşınma, yer değişikliği, ev alma satma ya da ebeveynlerinizle ilgili konular, aileyle ilgili daha çok, yani daha çok özel hayatınız ve aileyle ilgili konularda Başak yeni ayı bir yenilik, bir düzenleme getirebilir. Zaten Başak düzen demek. Yani evinizi düzenleyebilirsiniz. Belki işte yazlıktan kışlığa geçeceksiniz. Yani burada işleriniz olabilir. Evde yapılacak işler, düzenlemeler olabilir veya evde bir işe başlayabilirsiniz, evde bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz ya da yeni bir yere taşınabilirsiniz. Tüm bunlar Başak yeni ay ile beraber Eylül ayının ilk 10 günlük süreci içerisinde de gündeminizde olabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.